19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink, öldürülüşünün 13. yıl dönümünde anıldı. Hrant Dink için yapılan ilk anma töreni İstanbul Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlendi. Törene eşi Rakel Dink, oğlu Arat Dink, kardeşi Orhan Dink ve sevenleri katıldı. Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 13. yılında mezarı başında ve vurulduğu yer olan Agos gazetesinin önünde anıldı. 19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink için yapılan ilk anma töreni İstanbul Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlendi. Törene eşi Rakel Dink, oğlu Arat Dink, kardeşi Orhan Dink ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Hrant Dink'in mezarına çiçekler konuldu, dualar edildi. Pazar günü gerçekleşen anma programı öncesi Agos gazetesinin bulunduğu Sebat Apartmanı'na çıkan cadde trafiğe kapatıldı. Sebat Apartmanı'na da utanmak için geç değil yazılı büyük bir Hrant Dink fotoğrafı asıldı. Ayrıca Ermenice Sarı Gelin türküsü çalındı. Osman Bey'deki eski Agos gazetesi binası önünde gerçekleşen anma töreninde bu yılın basın açıklamasını Hrant'ın arkadaşlarından Şebnem Korur Fincancı yaptı. Fincancı'nın yaptığı konuşmada, bundan tam 13 yıl önce 18 Ocak gecesi o dönem Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı olan canım abim Yavuz Önen'le akşam yemeğinde buluşmuşlardı. Hayallerimiz vardı. Bizler bir yandan enstitü hayalimizin ucundan hak ihlallerinin etkili soruşturması, belgelenmesi için eğitici eğitimi yaparken onlar da travma ve insan hakları enstitüsü hayallerimizi paylaşmışlardı yemekte heyecanla. Sonra 19 Ocak 2007 saat 3'ü 5 geçe zaman durdu hepimiz için sözleri yer aldı. Anma töreni Dink'in vurulup düştüğü kaldırıma karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.